Herkese günaydın. Atayı bugün kreşe özel servisle bırakıyorum. Nasıl mı? Kar yeniden başladı arkadaşlar. Beklediğimiz kar buydu. Evet, kahvaltımızı yapalım. Sonra da valizleri hazırlamaya başlayalım. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Bugün 21 Aralık. Yani en uzun gece, en az gün ışığı gördüğümüz gün. Gün doğumu 10.38, gün batımı da 13.30. Size gün içerisinde havanın durumunu göstereceğim. Herkese günaydın. Atayı bugün kreşe özel servisle bırakıyorum. Nasıl mı? Nasıl buldunuz yeni servisimizi? Okul servisi. Norveç'te kızak kültürü var mı diye sormuşsunuz. Cevabı buraya bırakıyorum. Tabii ki var arkadaşlar. Böyle bir ülkede kızak olmazsa olmaz yani. Bugün hava çok soğuk değil. Evde kreşe yakın olduğundan atayı kızakla götürüyorum çekerek. Yani bizimkisi pek kızak sayılmaz aslında. Bunların tahta olanları var, altı demirli. Onlar daha çok tatlış bir şey. Hem çocuğu oturtup hem kendiniz de arkadan itikleyerek sürebiliyorsunuz. Aslında niyetim onlardan almak bir sonrakine. Şimdi bunu ne idare ediyoruz? Arkadaşlar atayı aldım. Saat 2'ye geliyor. Şimdi ablasını almaya gideceğiz beraber okuldan. Değil mi oğlum? Hadi gel. Ablayı almaya gidelim. Hava kararmadan. Koş 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 koş. Çünkü geliyor karşıdan koşa koşa. Çocuklar okula otobüsle, yürüyerek, kayarak ya da bisikletle gidiyorlar arkadaşlar. Ya da aileleri bırakıp getirip götürüyorlar. Bu soru da bana çok sorulduğu için buradan da yanıtlamış olayım. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. İşe gelmeden biraz depoyu doldurayım dedim. Benzin fiyatlarını görmüşken size hemen çekeyim. Bakın 23.79 dizel şu an. Benzinde 23.72. Bir 50 liralık alacağım benzin. Size benzin fiyatlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu an kaç litre aldım? 21 litreyi 503.87'ye doldurdu. Şimdilik yeterli. Şimdilik yeterli dedim çünkü arkadaşlar en yüksek benzin fiyatı bizim şehirde. Ve bazen indirime giriyor. Nedenini bilmiyorum ama yakın çevredeki şehirlerde 19 kurana kadar düştüğünü biliyorum daha yakın zamanda. Sandöşen'de mesela köprü parası, yol ücreti vereceğimizi bilmesek gidip doldurup öyle geleceğiz. Yani daha ucuz çünkü. Bazen 18'e kadar da düşüyormuş. Burada çok fazla elektrikli araç kullanılıyor. Belki benzin fiyatının ve dizel fiyatının yüksek olmasının sebebi o olabilir. Yani çevre şehirlere göre en yüksek elektrikli araç kullanımı bu şehirdeymiş. Farklı bir sebebi de olabilir ama biz aldığımız duyumlara göre burada elektrikli araç kullanımı yüksek olduğu için benzin fiyatları bu şekilde yüksekmiş. Rekabet de yok. Mecburen böyle oluyor. Kar yeniden başladı arkadaşlar. Beklediğimiz kar buydu. Sonunda o buzlu ve yollardaki sulu kar görüntüsü kayboldu. Bugün son iş günüm. Ondan sonra tatil. Yuppi! Görüşürüz. Arkadaşlar hediyeleri açtık ama bugün şefimden bir hediye aldım. Videoya ekleyeceğim bunu da artık. Demiştim size daha gelecek hediyeler var diye. Aa, vallahi çok ihtiyacım olan bir şey almış. Ül, yani yün içlik. Yani iş yerinde bayağı bir ihtiyacımız var böyle bir şeye. Hepimize bugün hediye verdiler. Bugün artık Noel'den önce son birkaç gün iş günü. Benim bugün son günümdü. Artık yeni yıldan itibaren çalışmaya devam edeceğim. Bugünden itibaren yaşasın tatil. Bana da. Hepimize tatil, evdeyiz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İşten çıktım. Bugün Subrok kafemizin bu yılki kapanış yemeği var. Yeni yıldan itibaren yeniden başlayacak.
Noel'den önce kapanış yemeği yiyoruz hep birlikte, katılımcılarla birlikte. Şu an bir tane restoranta gideceğiz. Orada pizza falan yiyeceğiz kapanış için. Ben de oraya doğru gidiyorum. Her yer böyle süslü püslü gördüğünüz gibi. Işıklı. Hava çok soğuk, dondum. Çekim yapacağım diye. Buralardan kucak dolusu sevgiler size. Şu ileride hemen restoran. Ben de oraya doğru koşuyorum. Hemen çok soğuk çünkü. Herkese günaydınlar. Arkadaşlar saat 10'u çeyrek geçiyor. Bugün 21 Aralık. Yani en uzun gece. En az gün ışığı gördüğümüz gün. Şu an dışarıyı göstereceğim size. Hava yine aydınlanmaya başladı. Bugün gün doğumu 10.38. Gün batımı da 13.30. Size gün içerisinde havanın durumunu göstereceğim. Arkadaşlar şu an saat 11'i 10 geçiyor. Işığı bilerek yakmadım. Evin içindeki karanlığı hissedin diye. Dışarısının durumu da bu şekilde. Ve biraz daha aydınlandı dışarısı ama hala evin içi aydınlık değil. Bu arada 21 Aralık'ta nar patlatanlar var mı bereket için? Yoruma yazın, ne gibi ritüeller yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Ali burada kahvaltı hazırlıyor bize. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Hem temizlik yapacağız hem valiz hazırlayacağız. Ayın 20'sinde, yani dün tatil oldu okullar. Ayın 2'sine kadar tatilimiz var, Noel tatilimiz. Bu tatili değerlendireceğiz. Nereye gidiyoruz Beril? Bir yere gidiyoruz. Sürpriz bir yere götüreceğiz sizi. Siz de bizle geleceksiniz. Ya zaten yolda çekim yapacağız bol bol. Evet, kahvaltımızı yapalım. Sonra da valizleri hazırlamaya başlayacağız. Çok heyecanlıyız yolculuk için. Arkadaşlar şu an saat 12.40. 21 Aralık'ta olduğumuz için elimden geldiğince böyle size saat başı çekmeye çalışacağım. En azından şu an gördüğümüz gün ışığını, süresini tam olarak anlamış olursunuz. Şu an arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Kahve içmeye çağırdı beni. Yola çıkmadan önce bir görüşelim dedi. Aslında çok işim var ama kırmak istemedim onu. Bir kahve içip sonra eve geri döneceğim. Valiz hazırlamamız lazım bir an önce. Çünkü sabah erken yola çıkacağız. Çünkü yolumuz uzun. Yaklaşık bir 15 saatlik yolumuz var. Tabii elektrikli araçla gittiğimiz için birden fazla kez de durmamız gerekecek. Çünkü klima çok çalışacak. Hava soğuk. İlk defa kışın yolculuk yapacağız bu kadar uzun. Size de çekmek istiyoruz yolu. Şimdiden bir spoiler vereyim. Ve biraz da yolculuk nereye doğru ondan bahsedeceğim. Kızım bir tüyo verdi, dedemlere gidiyoruz diye. Daha önce birçok videoda bahsettik aslında ama kaçıranlar için tekrarlayayım. Kayınpederim de Norveç'te çalışıyordu. Hatta bir iki sene aynı şehirde yaşadık. Biz de beraber kalmıştı. Fakat onlar daha sonrasında iş değiştirdiği için Olesund'a yakın Stranda'da bir şehir var. Oraya taşındılar. Uzun zamandır da görüşememiştik. Bu sene yazında kayınvalidem artık taşınmak istedi kayınpederimin yanına. Oğluyla beraber, küçük kaynımla beraber. Onları ziyaret etmeye gideceğiz. Çünkü yazın geldiğimizde çok kısa görüşebilmiştik. Onlar buraya yolculuk yapacağı için. İşte hazır okullar da kapalıyken bizim de bir 10 günlük neredeyse tatilimiz var. Onu değerlendirmek istedik. Size de yoldan bol bol çekim yapacağız. Belki başka yerlere de uğrarız. Belli değil henüz. Bakalım. İnşallah güzel, eğlenceli bir gün olur. Çocuklar çok heyecanlı. Büyüklerini ziyaret edecekleri için. Bizler de heyecanlıyız. Bakalım nasıl geçecek. Ben şimdi arkadaşımla buluşacağım yere geldim. Birer kahve içip sonra geri döneceğim. Saat 13.45. Arkadaşımla görüştüm. Şimdi eve geri dönüyorum. Sağ olsun bana. Hediye almış oğlumla bana. Çocuklarımız aynı kreşte. Arkadaşlar aynı zamanda. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte kahvemizi içtik. Şimdi eve doğru geçiyorum. Hazırlıklara devam. Arkadaşlar saat 2 şu anda. Hava kararmaya başladı bile gördüğünüz gibi. Eve gidiyorum. Ama öncesinde bir yere uğrayacağım. Bugün 21 Aralık, dediğim gibi en uzun gece. Aynı zamanda Nardoğan Bayramı var Türklerin. Eski zamanlarda çok kutladıkları
Bir inanışa göre geceyle gündüzün sürekli savaş halinde olduğu ve 21 Aralık'ta güneşin tekrar geri dönüşüyle bu savaşı kazandığı gün olarak ilan edilmiş ve kutlanılmaya başlamış. Çam ağacı süsleme geleneği o zamanlara dayanıyor yine Türkler arasında ve hayat ağacı olduğu düşünüldüğü için akça ağaç, çam ağacına güzel böyle kurdeleler bağlayıp ailecek yemek yedikleri bir günmüş. Tüm Türklerin ve kendini Türk hissedenlerin Nardoğan Bayramı'nı kutlarım. Bol, huzurlu, mutlu, sağlıklı, güzel günleriniz olsun inşallah. Uzun ömürlü. Güzel geleneklerimizi unutmamamız dileğiyle. Belki bir yerlerde hala kutlanıyordur, bilemiyorum. Gelenekleri sürdürenler varsa yazsın bana yoruma. Burada da yine 21 Aralık önemli bir gün. Güneşin yeniden geri gelişini kutlayacaklar. Günler uzamaya başlayacak bugünden itibaren. Çok mutluyum ben de açıkçası. Çünkü karanlık dönemi son bir haftadır çok böyle dibinde yaşıyoruz. En azından artık biraz güneş görebileceğiz. Evet arkadaşlar, çekim için ekstra hafıza kartı gerekti. Şöyle bir şey aldım. Belki ileride bir drone sahibi olursak onda da kullanırız bunu. Tabii ileride drone alabilmemiz için sizin bizleri daha çok izlemeniz, destek olmanız ve yorum yapmanız lazım ki YouTube'dan güzel bir para kazanalım. Onunla da güzel ekipmanlar alalım, daha güzel çekimler yapalım. Elimizden geldiğince imkanlarımız doğrultusunda çekimlerimizi güzelleştirmek için ekipmana para harcamaya çalışıyoruz ama tabii bazı şeyler çok masraflı oluyor bizler için. Bu arada Ekşop'e sordum sizin için, elektronik market fiyatlarını soruyorsunuz. Dediler ki insan çekmediğiniz sürece çekim yapabilirsiniz. İznimi aldım. Bir gün gelip elektronik fiyatlarını sizin için çekeceğim. Yuhu, saat 2:10 geçiyor. Hava epey bir karardı. Eve dönüyorum. Arkadaşlar saat 2:30. Atayı kreşten almaya geldim. Bugün artık atanın son günü. Dün okullar kapanmıştı. Kreşler yarın da açık aslında ama biz yolda olacağımız için bugün son günü atın. Eşyalarını falan da alacağım. Bakın hala karşıda bayrağımız duruyor. Almamışlar onu. Daha önce bahsetmiştim bu konudan. Birleşmiş Milletler Günü'nde kreşteki çocukların bayraklarını ve selamlaşmalarını yazmışlardı. Buradaki Türk çocuklarını da ata temsil ediyor. Gördüğünüz gibi bayrağımız orada. Kaç tane milletten çocuk varsa hepsini buraya asmışlar bayraklarını. Evet, arkadaşlar saat 3. Son durum bu şekilde. Hava karardı bile. Gördüğünüz gibi. Bir 10 dakika içerisinde falan sıfırı karanlık olur büyük ihtimalle. En uzun geceyi de atlatacağız. Artık yağıştan günler uzamaya başlayacak. Bundan sonra da bol bol beyaz geceleri çekeceğim size. Kışın bunaldınız havanın erken kararmasından. Bakalım yazın ne düşüneceksiniz? Beyaz geceleri görünce, havanın hiç kararmadığını görünce. Tam tersi olacak bunun. Benim en sevdiğim dönemler başlıyor yakında. Arkadaşlar saat 16:30'a geliyor. Dışarının durumunu tekrar gösteriyorum size. Bayağı gece oldu artık. 21 Aralık en uzun gecemizi atlatacağız yavaş yavaş. Allah'tan o kadar çok işimiz var ki hiç fark etmiyoruz bile ne zaman gündüz oldu, ne zaman akşam oldu. Şu an valizlerle boğuşuyorum bir yandan. Valizler hala bitmedi. Birazdan yemek falan yiyeceğiz. Yemek molası vereceğiz. Sonra da evi falan toparlarız. Sabah erken saatte de yola çıkacağız. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. İnşallah sağ salim varırız. Gideceğimiz yere bir aksilik yaşayacağız. Abi siteyi ne güzel yapmışlar ya. Çok harika süslemişler. İnşallah görüntü güzeldir. Şurada balkonda şömine de yanıyor. Sitelerin hepsi ayrı ayrı satılmış ama biri de dememiş ki kardeşim siz diyorum ben süslemeyeceğim. Hepsi de süslemiş.
Nasıl? Şuradaki eve bir çekelim bakalım. Çok güzel ev ya. Adam harika yapmış ev ya. Her tarafın. Orada şelaleler. Işıklar, yıldızlar. Kendisi de zaten bir elektrik firmasında çalışıyor herhalde. Biz de yolumuza... Bu arada buna yeni bir güncelleme geldi. Şeyleri böyle 3 boyutlu olarak göstermeye çalışıyor ama bence kötü olmuş ya. Yani yüksekliği de göstermeye çalışıyor şurada. Bence kötü olmuş. Bilmiyorum. Şöyle geri gidiyoruz abi. Şuradan bir dönelim. Bakalım burada kalkacak mı araba? Boşta geri bıraktı. Oo, zor kaldırıyor ama kaldırıyor yine. Geldik. Bizim mahalle biraz karanlık. Ama neyse ki bizim birazcık ışığımız var ya. Biz de birazcık süsledik ama bu kadar oldu yani. Arkadaşlar saat akşam 9. Eşim valizleri yerleştirmeye gitti. Biz de evi falan toparladık. Dışarıyı da şöyle göstereyim. Şimdi son gelen hediyeleri açacağız size bu videoya eklemek için. Şimdi bugün bunları zaten arkadaşımdan teslim almıştım. Biri bana gelmiş. Biri de Ata'ya gelmiş. Evet açabilirsiniz. Sonra hediyelerimizi de açalım gitmeden. Aa, waffle makinesi. Araba geldi. Ata'ya yine bir araba geldi. Ay Kübra'cığım çok teşekkür ederim ya. Ne zahmet ettim. Vallahi güzel bir hediye. İhtiyacımız da vardı böyle bir hediyeye gerçekten. Çok teşekkür ederiz.
Ata, en güzel hediyeler sana geldi hep. Diğerlerini de açalım. Yine. Bu da arkadaşım Derya'dan geldi. Ay canım benim ya. Çorap seviyorum diye çorap koymuş bana. Ne çok güzel bir hediye. Sağ ol başkan. Seviyorum ben de seni, love you. Canımsın. Son eksikleri de tamamlayıp yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Yolda bol bol sizin için video çekeceğim. Bir sonraki videoda görürsünüz zaten. Şimdiden hepinize mutlu yıllar dilerim tekrardan. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bol yorum bekliyoruz sizden. Hoşça kalın, iyi geceler.